Bu modelde arkadaşlar sketchupfreemodel.com kısmına indirebilirsiniz. sketchupfreemodel.com adresimizde çok kaliteli modeller var arkadaşlar. Bakın burada işte güzellik salonu olsun, farklı tarzda binalar, yapılar olsun arkadaşlar. Gerek bizim modelimiz, gerek sizlerin yollamış olduğu bazı modeller söz konusu. Burada Fatih Köse'nin yollamış olduğu, Adnan Kurt arkadaşımızın yollamış olduğu, piyasada kullanılan en çok kapı modelleri, mimari modellerde, benim hazırlamış olduğum arka plan imajları, çok kaliteli imajlar ve daha sonra bizim ekibimizin çizmiş olduğu bu şekilde modeller çok kaliteli. Modelleri görmek için şuradaki play butonuna basarak bu şekilde modelleri YouTube üzerinden görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve modeli indirmeye karar verdiğinizde indirip kullanabilirsiniz. Çevrenize haber vermeyi unutmayın. Çünkü çok kaliteli ve çok emek isteyen bir işti. Biz de sizler için bu modelleyerek her gün bir model olmak üzere çalışma içerisinde, yani SketchUp Free modeli bırakıyoruz arkadaşlar. Siz de indirip kullanabilirsiniz. Çevrenizde, okulda arkadaşlarınıza veya çevrede iş yaptığınız arkadaşlarınıza bunları tavsiye edin. Modelimize gelecek olursak arkadaşlar, arkada bir HDR var gördüğünüz gibi. Burada emissive light'lar var ve tavanda gizli bir emissive light kısmımız var arkadaşlar. Tabi ışığın biraz daha güçlenmesi gerekiyor. Gerek dışarıdan gelecek ışık, gerek de spot lambalarla şuradan destekleyerek ışık kısmını tamamlayabiliriz. Enscape'deki iç mekan malzemeleri, burayı donatabilirsiniz. Dediğim gibi ben modeli size paylaşacağım için çok hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Bakın bu ahşapta bazı parlama ve yansımalar var arkadaşlar. Bunları yapabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde çalışıyor. Model biraz kasıcı olabilir ama kaliteli bir model arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz render kısmında tasarım ve kaliteli model çok önemli. O yüzden buna önem göstermemiz gerekiyor. Şu şekilde ben biraz modeli ufaltayım arkadaşlar. İşlem yapmak için şuradan şöyle yapalım. Şimdi herhangi bir modelin ışık kaynağı yapmak için veya herhangi bir yüzeye ışık kaynağı yapmak için, diyelim ki mesela arkadaşlar şurada ben şu kısmı, yani damlalık aracında göstermek istiyorum, yani şu kısmı ışık kaynağı yapmak istiyorum ben. Burada zaten ışık kaynağı haline getirmişim. Ne yapmam gerekiyor? İlk önce Enscape menüsünde, şu Enscape menümüz, Enscape menüsündeki damlalık kaplama editör aracını açıyorum arkadaşlar. Daha sonra damlalık aracıyla bu yüzeyi seçiyorum. Bakın yüzeyi seçtiğimde normalde bu jenerik kısmında kalır arkadaşlar. Jenerik kısmında olduğu zaman ne oluyor? Bakın yüzey ışık vermiyor. Siz bunu self illumination yaptığınızda ışık kaynağı vermeye başlar. Şuradaki color rengiyle, yani kaplamanın kendi rengiyle ışık rengini beraber yaparsanız güzel bir etki alırsınız. Ama bazen burada gri bir etki kalır, burada sarımtırak bir etki kalır. Işığın tam etkisini alamayabilirsiniz. O yüzden bunlara dikkat edin arkadaşlar. Aynı olay tavanda mevcut. Yani tavanda da aynı şekilde mesela şuraya gidelim, tavana doğru gidelim arkadaşlar. Şuradaki gizli aydınlatma için. Bakın şuradaki ışık bandı aynı renk olduğu için ve buraya aynı ışık değeri verildiği için bakın bu şekilde bir aydınlatma sunuyor bize. Bu şekilde bir işlem. Ve isterseniz mesela şu kısımlar için, mesela diyelim ki şurası krom olması gerekiyor. Krom kaplama olması gerekiyor. Kaplama kütüphanesine gittiğinizde Enscape'deki şu yelpaze kısmına bastığınızda, buradaki metal kısmına gittiğinizde arkadaşlar herhangi bir krom veya işte buna benzer bir kaplamayı orada kullanabilirsiniz. Mesela şunu diyelim, şu kaplamayı kullanmak istiyoruz. Import Selection diyoruz. Bu çalışma buraya aktarıldı. Bakın burada görünüyor. Daha sonra buradaki yüzeyi seçiyorum. Ve bu Paint Bucket'ta bıraktım gördüğünüz gibi. Burada da bu etkiyi görmüş olduk arkadaşlar. Tabi toplu olarak değişimi var ama onu daha sonra göstereceğim. Şimdi bunları bir seçelim. Bu şekilde bir işlem. Şunları seçerek kovayla bırakabilirsiniz. Herhangi bir objeyi bu şekilde ışık kaynağı haline getirebilirsiniz. Mesela diyelim ki şöyle bir durum söz konusu. İşte burada bir ahşap var diyelim, mesela şöyle bir ahşap var. Ahşabı damlalık aracıyla seçiyoruz arkadaşlar. Pardon. Damlalık aracıyla ahşabı seçtim. Bakın burada bütün kaplamalarda aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun bir tanesini göstereceğim. Diğerlerini de teker teker göstermek istemiyorum. Hepsinde aynı durum mevcut. Bakın şimdi normalde Enscape'de siz tekstürüye verdiğinizde bump mapini ve reflection mapini siz artık kendiniz otomatik oluşturabilirsiniz. Mesela bu kaplama için bakın şöyle yanaşayım arkadaşlar. Şöyle geleyim buraya doğru. Bakın bump map. Use albedo dediğinizde bump mapini oluşturdu. Fakat reflection map oluşturmadan ben derinliği göremiyorum. Bakın reflection map oluşturdum. Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar ne kadar yansımalı, ne kadar bol bir yansımaya sahip. Ben böyle bir şey istemiyorum. Mesela buradaki renge tıkladığımda renk ne kadar siyah yakınsa arkadaşlar o kadar çok fazla parlama ve yansıma verir.
inverted diyorum. Bakın. Gördünüz mü? Daha tonlaması, daha güzel bir kıvama gelmiş oldu arkadaşlar. Ama isterseniz arka planda bu kısmı kaldırıp, yani kaplamayı kaldırıp tek renk kullanabilirsiniz. Yani siyah da olabilir. Mesela şuradaki kısımdan şu use texture image kısmındaki tiki kaldırdığınızda bakın şu şekilde gördüğünüz gibi ve bunu şu şekilde diyelim ki siyah yapmak istiyorum. Şöyle bir şey yaptığımda bu değere geliyor. Tekrar Ctrl Z diyerek geri döndüm arkadaşlar. Tabii size kalmış. Tasarımı değiştirebilirsiniz, değiştirerek kullanabilirsiniz. Bütün nesnelerde, bütün kaplamalarda aynı işlemi yapabilirsiniz. Peki HDR kısmını nasıl yapıyoruz arkadaşlar? HDR kısmını bakın şu göz simgesine basıyorsunuz. Şimdi göz simgesine bastığınızda sky kısmında normalde burası clear olarak görünür. Mesela bakın bu şekilde gelir dosyası. Bakın dosya geldiği zaman sanki şey gibi oldu. Akşam havası gibi oldu. Siz şuradan skybox deyip şuradan da HDR dosyanızı seçerseniz buradaki arka plandaki HDR dosyası eklenir. Bu yüklenirken ben size HDR'ı nereden indireceğinizi göstereyim arkadaşlar. HDR kısmını biliyorsunuz her zaman kullandığımız ve her zaman dile getirdiğimiz yabancı bir site var. polyhaven.com. Buradaki outdoor kısmına girdiğinizde buradaki kaplamalardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Şuradaki kürelere bakmaya özen gösterin. Bu küreler sizin çalışma içerisinde kullandığınız etkinin küreler üzerinde yansımasının, camdaki yansımasının böyle olacağını, kromda yansımasının böyle olacağını gösteriyor. Plastikte böyle, yani mat malzemede de böyle olacağını gösteriyor. Yani buradaki toplar örnek teşkil ediyor doku üzerinde. Ve siz bu HDR'ı kullandığınızda buradaki etkinin aynısını alabilirsiniz. İster yüksek kontrast, ister düşük kontrast veya kapalı hava gibi etkileri kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde bir etki kullandım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şuradaki alttaki brightness sekmesinden HDR'ın etkisini artırıp azaltabilirsiniz. Bakın kapattığım için artırdım bu şekilde. Şu rotation kısmıyla da döndürdüğünüzde HDR dönecektir güneşle beraber. Şu şekilde gördüğünüz gibi ve etkiyi istediğiniz noktaya getirip bırakabilirsiniz. Bu şekilde bir işlem arkadaşlar. Ana kısma geldiğinizde ise şöyle geldiniz mesela baktınız. Diyelim ki exposure az geliyor. Yani sahnedeki ışık değeri az geliyor. 50 mesela 55 verdim diyelim. 55 fazla abartayım biraz. Bakın şu karanlık bölgelerdeki kısım biraz daha aydınlanmış oldu. Aslında 55 abartı gelmedi. Kıvamında geldi 55. İmaj kısmına baktım. Şuradaki color renk değişkenini biraz daha yukarı artırıp maviliğe aşağı doğru sarılığa çekebilirsiniz. 8500-9000 değeri ideal bir değerdir arkadaşlar. Bu şekilde bir etki bırakabilirsiniz. Şöyle yapalım. Aynı zamanda söylemek istediğim bir konu var arkadaşlar. Dokuları boş bırakmayın. Bakın burada mesela plaster denilen bir pürüzlü bir beton kaplaması var. Bakın duvar kaplaması gayet güzel görünüyor. Onu biz kullandık. O kaplama için de aynı şekilde bakın şöyle yapın. Şunu kapatalım. Sanırım bir takılma oldu. Ufak bir takılma oldu arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bazen bir ufak bir takılma yapabiliyor dosya yoğunluğundan dolayı. Sık sık da SketchUp'ı kaydetmeyi unutmayın arkadaşlar. Dosya kapanmasına göre. Evet bakın şimdi tekrar geldi. Şurada mesela şu damlalık aracıyla şu plaster kaplamasını seçeyim. İlk önce kaplama menüsünü açmanız, daha sonra dokuyu seçmeniz daha mantıklı. Bakın geldi. Bakın burada ayrıyeten loadpixel.com'dan indirmişiz dokuyu arkadaşlar. Siz de indirebilirsiniz. Bump map işareti değil. Bakın gördüğünüz gibi. Use bump map diyorum. Fakat burada bir ipucu var arkadaşlar. Bump veya normal map kullandığınızda arkadaşlar, yani pürüzlük kullandığınızda 3 değeri fazla. Yani 1 değerinden devam edin. Reflection içinde tekrar use diyerek burada bir hafiften böyle bir yansıma, parlama yapmasını sağlıyorum arkadaşlar. Şu kısımları dediğim gibi size bırakıyorum. Şöyle bir durum söz konusu. Mesela şöyle yapalım. Örnek bir şey göstermek istiyorum size. Herhangi bir objeyi de ışık kaynağı haline getirebilirsiniz. Mesela bazen merak edip soruluyor arkadaşlar. Diyelim ki şurada bir LED lamba kullanmak istiyorsunuz. LED'i isterseniz ışık menüsünden, isterseniz de kendiniz çizebilirsiniz. Yani burada yapacağınız olay şu şekilde. Şuraya bir, şunu da şu tarafa alalım. Şöyle bir dikdörtgen çizip şöyle şunu kaldırıp arkadaşlar şu şekilde hepsini Mac Component diyerek buna da şuradan bir renk ataması yapabilirsiniz. Rengi atadınız diyelim. Kaplama menüsüne gittiniz. Damlalık aracıyla
bunu seçtiniz. Ben hani herhangi bir renk olsun diye seçtim bunu. Sizler istediğiniz rengi seçin. Şuradan da seçildiniz. Bakın şu şekilde. Şuraya gidelim biraz daha. Şuradan değeri artıralım. Şurada gözükmesi lazım ama gözükmedi. Bazen bu hata yapabiliyor arkadaşlar. Enscape kısmında. Pardon bakın buradaymış. Şu kısmı. Şuradan LED lamba olarak bunu kullanabilirsiniz. İsterseniz gizleyin, isterseniz bu şekilde gösterin. Size kalmış bir olay. Bunu teker teker burada kopyalama şansına sahipsiniz arkadaşlar. Ve şöyle yapalım bakın. Şöyle gelelim şu şekilde. Bakın normalde Enscape'i siz farklı açılara döndürdüğünüzde etkinin değiştiğini göreceksiniz arkadaşlar. Işık şiddeti değiştiğini göreceksiniz. Dışarıdan spot lambalarla bunu destekleyebiliriz arkadaşlar. Güzel olur. Spotla desteklediğimizde şuradaki kısımların daha fazla aydınlandığını göreceğiz. Bunu yapmanın diğer bir yönde var arkadaşlar. Şuradaki imaj kısmına geldiğinizde bakın auto kontrast kısmını kaldırın. Shadow kısmını bakın düşürdüğünüzde gölgelere ışık miktarının arttığını görebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Highlight'ta da bunu artırabilirsiniz. Şuradaki kısımların gözükmesi yani doğal gözükmesi bizim için daha güzel görünür arkadaşlar. İçeriden ışık miktarını yine şuradaki kısımlardan spot lambaların miktarını artırarak yani buraya spot ışık koyarak artırabiliriz. Ben ders süresini çok fazla uzatmak istemiyorum. Diğer derslerde zaten bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bir render alalım. Bakın ayarımı getirdim bu şekilde. Tamamen yapının yani odanın gözükmesini istedim. Şurada da yastıklar birbirine girmiş. Onu kaldırabiliriz arkadaşlar. Render almadan. Şöyle yapalım. Bir tanesini kaldırsak yeter. Evet sahne yine kasılıyor. Yani SketchUp 2024'te bunlar çok fazla olmuyor ama işte model çok ağır olduğu için arkadaşlar bu şekilde kasılıyor. Modeli ben size vereceğim. Sizler de yine render testlerinizde kullanabileceksiniz. Şöyle bakın. Bu modelde tabii o silindiği için havada kaldı. O yüzden onu da silmemiz gerekecek. Onu da silelim. Tekrar modele geldim. Evet bu şekilde bir render alalım arkadaşlar. Görelim. Şimdi render almadan önce şu ayarlar simgemizde göz simgesine bastık. Şurası ultra yapmayı unutmayın. İlk başta height'ta kalır arkadaşlar. Daha sonra ultra olur. İmaj kısmından burada yapacağımız bir işlem var mı? Yok. Atmosfer kısmından eğer güneşi artırmak isterseniz şuradaki güneşi artırarak değerini artırabilirsiniz güneşin. Ben ortalama değerlerde bıraktım arkadaşlar. Sky kısmından HDR kısmını bu şekilde ayarlarım benim. Output kısmından da şunu yine bir hafif takılma oldu. Ultra HD kısmına çekmem gerekiyor arkadaşlar. Onu yapalım. Ondan sonra render kısmını şuradaki kısmına basarak render kısmını çözeceğiz. Biraz beklesin bakalım. Sanırım kaydediyor arkadaşlar. Bol bol kaydetmeyi unutmayın. Çünkü dediğim gibi SketchUp kapanabiliyor. Bundan önceki dersleri bu şekilde test yaparken arkadaşlar birçok kapama yaşadım ben. O yüzden kapamalar normal. SketchUp 2024'te biraz daha bunu düzeltmişler. Şuradan evet Ultra HD kısmına geldim. 4K oluyor Ultra HD kısmı arkadaşlar. Bunu isterseniz şuradaki kısmından istediğiniz yere kaydedebilirsiniz ama bana soracak. Bakın şuraya bastım. Resimlerim kısmına şöyle free model kısmına kaydetsin arkadaşlar. Free 03 diyeyim. Kaydet butonuna bastım. Render alsın bakalım arkadaşlar. Nasıl bir sonuçta karşı karşıya kaldık onu da görelim. Buradaki render'dan biraz daha bir tık daha güzel bir görüntü çıkacaktır arkadaşlar. Şöyle free model kısmına gidiyorum. İsmini ne koymuştuk? Free koymuştuk sanırım bunun ismini. Free 03. Bakın açalım arkadaşlar şu şekilde. Şöyle. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde bir render'la karşı karşıyayız. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Bonus olarak göstermek istiyorum bunu. Yapay zeka ile kullandığımız Create.ai sitesi vardı arkadaşlar biliyorsunuz. Şuradaki kısımdan bu kaliteyi ve hani farklı tonlarda bunu artırma yapabiliyoruz. Mesela şu kısma bastığımda arkadaşlar drag drop diyor. Bakın buraya sürükle bırak yöntemiyle şuradan nerede benim şu Free 303'ü bırakayım arkadaşlar. Upscale ederek biraz daha görüntünün daha farklı olmasını sağlıyor. Onu da göstermek istiyorum bonus olarak. Şu kısma basıyorsunuz. 2x kısmında 4x ve 8x ücretli arkadaşlar. 2x kısmındaki şu kısma bastığınızda resmi biraz daha tonlamasını değiştiriyor. Kontrastını yoğunlaştırıyor.
Bu şekilde bir sonuç elde ediyorsunuz. Bonus olarak göstermek istedim. Arkadaşlar bu yüklenirken bir şey söylemek istiyorum. Kanalımızın takip edenlerin %70'i abone olmadan izliyor arkadaşlar. Hep beraber videonun sağ alttaki kısma abone ol butonuna bir basarsak çok güzel olur arkadaşlar. Sizler için faydalı içerikler üretmeye devam ediyorum. Ve devam edeceğim arkadaşlar inşallah Allah'ın izniyle. Sizlerin bana katkısı için bir abone olmanız, yorum yazmanız, videoyu farklı yerlerde paylaşmanız yeterli arkadaşlar. Bakın şimdi gördünüz mü? Bakın şu bizim aldığımız render arkadaşlar. Bu da yapay zekanın render'ı düzelttiği kısım. Halının ne kadar soft ve kıvrım olduğuna dikkat edin. Çok güzel görünüyor. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde. Buna da sağ tıklıyorsunuz. Download dediğinizde indiriyor arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Buradaki bakın şu kıvrımları düzelterek daha soft hale getirmiş. Daha güzel hale getirmiş. Yani bizim aslında modelimizin kötü olması aslında hiçbir sorun teşkil etmiyor. Yapay zekayla bunları düzeltebiliyoruz. Tasarım değişmedi. Gördüğünüz gibi tonlama da çok değişmedi. Tonlama üzerinde baskınlık uyguladı. Kontrastı düzelterek, ışık yoğunluğunu düzelterek bize böyle bir sonuç verdi arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kanalımızı takip edin, abone olun ve tavsiye edin arkadaşlar. Yorum yazarsanız çok mutlu oluruz, memnun oluruz. Bu şekildeki içerikleri üretmeye ve sizlere sunmaya devam ediyorum. Çok detaya girmeden gitmek istiyorum. Çünkü süre çok uzuyor arkadaşlar. Normalde video süresi olarak normalde insanlar 10 ve 12 dakikanın üzerindeki videoları çok fazla izlemiyor. Bizim videomuzda neredeyse 20 dakikaya yakın bir süre oldu arkadaşlar. Ama faydalı olduğunu düşünüyorum ben. Tekrar diğer derslerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.